neşeli gelini en neşeli düğünden sonra ilk kez Show TV'de. Düğünümüzde de eğlendik yani. Kadir Doğulu'yla evliliği Neslihan Atagül'ü bir ayda nasıl demledi? Ruhani açıdan demleniyoruz diyebilirim. Henüz 23 yaşındaki Neslihan Atagül genç yaşta evliliğe nasıl ikna oldu? Yani o aslında bence çok yaşla ilgili değil. Ve herkesin merak ettiği güzellik sırları neler? Bunu ilk kez bir Türk'ten duyuyorum, bir Türk oyuncudan. Ekranların en genç, en güzel ve en yetenekli oyuncularından biri Neslihan Atagül. Yoksa Neslihan Atagül Doğulu mu demeliydik? Darling, no, that's not me. I'm the ghost in the sheets. Well, is there something that you like about her? Yes, I like the way that her body bends in half. Şampuan firmasının yüzü olan Neslihan Atagül, haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla bir araya geldi. İşte taze gelinle yaptığımız o keyifli söyleşi. Evet, karşımda çok güzel bir prenses var. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Oyunculuk kariyerine yeni bir basamak oluyor bu kampanya. İlk kez bir markanın yüzü Neslihan Atagül. Oyunculuk kariyerimde ilk defa bir markayla işbirliği yaptım bu yıl. Ve gerçekten çok heyecanlıyım, aynı zamanda çok mutluyum. Madem konu saçlar, güzel saçlarının sırrını sormadan olmaz. Peki mesela Neslihan Atagül deyince benim aklıma iki tane başarılı oyunculuğunun yanında iki tane özelliğin aklıma geliyor. Hani güzel gözlerin ve saçların. Teşekkür ederim. Güzel bir bakım uyguluyor musun saçlarına? Saçlarıma tabii ki uyguluyorum. Yani aslında şöyle söyleyebilirim, saç bakım kreminin önemini anladım. Çünkü biz kadınlar, bunu muhtemelen sen de yapmışsındır, sadece şampuanlarız ve bitmiştir yani bizim için. Temiz mi temiz. Ama o kırılmaları önleyen, zayıflamasını önleyen şeyler şampuanın yanı sıra saç bakım kremi ve saç bakım yağlarıdır. Henüz 23 yaşında ve pürüzsüz bir cildi var Neslihan Atagül'ün. Ama cilt bakımı için özel bir şeyler yapıyor olmalı. Peki yüzün için özel bir bakım uyguluyor musun? Çok işleme maruz kaldığı için saçlarımda, yüzümde, cildimde. Ayda bir cilt bakımı yapıyorum. Su bazlı ürünler kullanmayı tercih ediyorum yüzüme daha çok. Makyaj ürünleri de dahil. Günlük temizliğimi yapıyorum ve nemlendiricimi uyguluyorum sadece. Gelelim evliliğe. Bir ay geçti Kadir Doğulu'yla evlendikleri o keyifli günün üzerinden. Nasıl gidiyor çiçeği burnunda evlilik? Evlilik nasıl gidiyor, alıştın mı? Ya her şey gayet yolunda. Bu yıl benim için tabii ki çok dolu geçti. Birçok güzellikler ve başarılar oldu. Ondan dolayı da çok mutluyum. Şu an her şey yolunda gidiyor. Hem eğlenip hem evlendikleri o gün ünlü düğünleri tarihine geçti. Benim son zamanlarda gördüğüm gerçekten en eğlenceli. Ama evlilik Neslihan Atagül'ün hayatında neler değiştirdi acaba? Senin hayatında bir değişiklik hissediyor musun peki? Hani evlendikten sonra kadın olarak ne farklılıklar hissediyorsun? Hayata dair, yaşama dair. Sorumluluklar arttı mı? Ya öyle sorumluluklar falan değil de yani daha manevi açıdan, daha ruhani açıdan demleniyoruz diyebilirim. Evliliğin değiştirdiği şeylerin başında ismi geliyor elbette. O artık Neslihan Atagül Doğulu. Peki sana artık Neslihan Doğulu diyebilir miyim? Neslihan Atagül Doğulu diyebilirsin tabii ki. En az düğün kadar konuşuldu Maldivler'deki balayı görüntüleri. Balayı nasıl geçti? Her şey çok güzeldi. Fotoğraflarınız çok beğenildi çünkü. Sen de beğendin mi? Ben de beğendim. Aslında ben böyle çok sosyal medyayı aktif kullanan biri değilim. Daha çok onlarla iletişim kurmak için kullanıyorum. Bizi ve beni seven insanlarla.
İletişimde kuruyorum onlarla, bazen konuşuyorum. Onlar çok baskı yapıyorlar, fotoğraf yükle, fotoğraf yükle diye. Ve kıyamıyorum, fotoğraf yüklüyorum. Onlar için aslında biraz da. Teknoloji konusuna gelirsek, Neslihan Atagül bu konuda biraz nostalji kafalı. Uzun süre galiba akıllı telefon kullanmamışsın, doğru mu biliyorum? Evet, bayağı. 3,5-4 yıl önce akıllı telefona geçtim, o da arkadaşlarımın zoruyla. Peki, teknolojiyi seviyor musun yoksa daha doğal ve naturallikten mi? Ben teknolojiden çok anlamıyorum maalesef ya. Bazen televizyonu bile açamadığım oluyor. Bu çok komik ama yardım istiyorum falan. Böyle 2-3 kumanda var, bir şeyler falan. Allah'ım ne yapacağım falan. Ben daha hani organik yaşam falan kafasında biri olduğum için. Kadir Doğulu'nun balayında bol baklavalı evlilik yaradı fotoğrafına geliyor söz. Bu fotoğrafın Murat Dalkılıç'a bir gönderme olduğu sanılmıştı. Gerçek çok kaslı gördük hani Kadir'in paylaştığı balayı fotoğraflarından, evlilik yaradı diye. Bunu Murat'a sormuştun sen, evet. Değil mi? Evet, izlemiştim onu. Balayından bir denize girerken fotoğraf paylaşıp evlilik yaradı diyerek gayet fit bir... Murat'a bir gönderme değildi o, değil kesinlikle. Değildi. Şey oluyor mu? Canımız Murat bizim. Yeniden düğün gününe geliyoruz. Baba evinden çıkış görüntüsü de akıllarda. Baba evinden bir çıkma görüntüsü vardı, çok güzel. Böyle duygulandın mı? Ya aslında biz çok eğlendik. Tabii ki insan duygulanıyor falan ama yani çok eğlendik daha çok. Hani annem de eğlendi, arkadaşlarımız da eğlendi, biz de çok eğlendik. Yaşı henüz 23 ama bu genç yaşta evliliğe hiç düşünmeden evet dedi Neslihan Atagül. Bu kararı nasıl verdiğini merak ediyor herkes. Çok erken bir yaş aslında, son dönemde hani bayanların evlenmesi ileri yaşlarda oluyor. Yani o aslında bence çok yaşla ilgili değil, dünyanın yani hayatın sana getirdikleriyle alakalı. Ne zaman neyin karşısına çıkacağını bilmiyorsun ve zamanı geldiğinde de zaten oluyor. Bence zamanı geldi, mutluyum. Genç yaşta evlendi. Kim bilir, belki de genç yaşta anne de olur. Peki küçük Neslihan ve Kadirler görecek miyiz? Zamanı geldiğinde neden olmasın? Güzel bir şeydir herhalde. Zamanı geldiğinde, az önce de dedim ya, hayat zaten getiriyor her şeyi. Zamanı geldiğinde bu da olur diye düşünüyorum. Sohbetimizin finalinde yine güzellik konusuna gelelim. Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu için spor demek, hayat demek. Spor yapıyorsun. Yapıyorum. Neler yapıyorsun? Şu sıralar yüzüyorum. Kışın daha çok işte pilates falan yapıyorum. Kickbox yapıyorum. Öyle yapıyorum yani. Formda ona boşlusun o zaman. Evet, yani haftada 2-3 gün spor yaptığım doğru. Sporun dışında beslenmesine dikkat etmese de kaliteli yaşıyor. Peki diyet, beslenmene dikkat ediyor musun? Ya çok beslenmeme dikkat ettiğim söylenemez. İyi uyumak çok önemli. Hem zihin açısından hem de fiziksel açıdan. Bunu ilk kez bir Türk'ten duyuyorum, bir Türk oyuncudan. Yani iyi uyumayı mı? Evet, gelen her yabancı bu örneği veriyor. İlk defa bir Türk oyuncu bu örneği veriyor. Çünkü çok kıymetli bir şey aslında uyku. Yani ne çok uyumak gerekiyor ne de az uyumak gerekiyor. Gerçi insan bunu biyolojik saatini bilir. Buna dikkat ediyorum. İyi ve sağlıklı uykuya dikkat ediyorum aslında. Gündemde olduğu için sormak gerek. Rol arkadaşı Burak Özçivit'in düğüne gelmemesi ve bana Neslihan'ı sormayın demesi çok konuşuldu. Bu konuya giriyoruz ama tepkisiz kalıyor. Son bir soru soracağım gündemde olduğu için. Burak Özçivit'te bir dargınlık. Bunu çok cevaplamak istemiyorum ben açıkçası. Seni de hiç kırmak istemem ama bunu hiç cevaplamayayım ben. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz Neslihan Atagül'e. Umarız kariyeri ve evliliğinde neşe dolu günler geçirmeye devam eder. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Darling, no, that's not me. I'm a ghost in the sheets. Well, is there something that you like about